Merhaba. Bir gün gelecek programıyla yine karşınızdayız. Bugün bir girişimci konuğumuz var. Girişimcilik konuşacağız. Böyle benim tanıdığım en yaman girişimcilerden bir tanesi. Biz yılda birkaç kez yeni bir fikir üstüne, benden ona, ondan bana masaya yatırıyoruz, ne yapılabilir konuşuyoruz. Bu arada o konuşmalar günün sonunda bambaşka bir yere, bambaşka bir iş fikrine gidiyor. Bugün mümkün olduğunca odaklanıp girişimcilik, Serter'in Mobven öyküsü, neler yapmış ondan bahsedeceğiz. Bu girişimcilik dünyası enteresan çünkü ben neredeyse her programda söylüyorum, dünyayı yeniler değiştirecek. Örneğin yeniler o kadar heyecan verici ki bu FAMGA dediğimiz Facebook, Amazon, Microsoft, Google ve Apple son 30 yılda 800 tane şirket almışlar. Hani hayatımızın durdu dediğimiz pandemi döneminde bile 1.4 milyar dolarlık Microsoft ve Google satın alma yapmışlar. Müthiş bir performans. Yani 9'ar şirket almışlar. Şimdi Serter sen de bir girişim başlatmış. Pek çok girişimcinin hayali olan onu sonra satma hayaline erişmiş bir girişimci olarak bugün bizimle berabersin. Önce bir o girişimcilik yolculuğu nasıl başladı? Hı hı. Çünkü ben biliyorum senin önce bir profesyonel hayatın var. Ortağın Emre'nin de öyle. Sonra nasıl oldu da ceketleri çıkarıp elinizi kirlettiniz? Teşekkür ederim öncelikle abi beni buraya davet ettiğin için. Burada ben bu arada abi diye hitap ediyorum çünkü sen de geçmişimiz yaklaşık 7-8 sene dayanıyor. Bizim daha ilk böyle tohum aşamasındayken bile sana gelip fikirleri verdiğimiz, belki bizi dinleyip arkamızdan hadi çocuklar deyip gönderdiğin, belki de bravo çocuklar dediğin bir dönemden geçmiştik. O yüzden bu samimiyetten dolayı abi diye hitap ediyorum. Hayatımın hikayesi şöyle başladı. Ben okulda, ortaokulda annemin yaptığı kekleri arkadaşlara satan bir kişiydim. Yani bunun şimdi bu hikayeyi bazen arkadaşlarıma da anlatıyorum. Ve ben bundan dolayı disiplin cezası almış bir insanım. Halbuki baktığınızda mükemmel bir... Ödüllendirilmen gerekirken aslında. Ve yani şöyle üretim maliyeti yok. Sattığı şey %100 kar. hatta veli toplantı öğretmenler odasında öğretmenlere satıyorum sabah. Direkt alıcısı hazır. Rekabet yok. Yani şu an hayatımda yaptığım en güzel karlı business. Keşke aslında öyle pazarlar bulabilsek ve iş yapsak değil mi? Keşke. Ya ve aynı zamanda geçim derdim yok. Tabii. Bir evimde var. Bir ailenin bir bireyiyim. Sonuçta geçim derdim yok derken hani eve geçindirme derdin yok. Ve sınırsız bir şey var. Evde devamlı bir kek. Hatta bir saatten sonra o kadar çok satış yapmaya başlamıştım ki dunk bir keklerin şeyleri vardı. Kalıp kekleri onları kesip aynı şeyleri satmaya başlardım. Bu 3 ay 4 ay sürdü. Hatta şu unutmuyorum. Kayak tatiline. O zamanlar okullarda böyle kayak tatilleri yapılırdı. Sömestrilerde turlar yapılırdı. Turlar yapılırdı otobüste. Tabii şimdi yani katılmak çok kolay bir şey değil o da. Ama kendi başıma mesela o imkanlara katılırdım. Keşke. Benim hatam orada şu oldu. Çok yaydım bunu. Sonra bundan disiplin cezası almaya kalktım. Bu daha sonra bu hikayeyi aslında işte ben 2015 yılında da 2016 yılında da İngiltere'de mezun olduktan sonra yılın alumni seçilmiştim. Orada da aslında bunu anlattığım zaman da adamlar ya süper bir destekleyici bir hikaye olarak anlatmıştı. Daha sonra işte hayat başladı. Gitti. İyi bir üniversite hayatı geçirdim. Çok böyle aşırı çalışkan, aşırı böyle başarılar dolu bir öğrenci değildim ama hiçbir zaman da bir sıkıntı yaşayan bir öğrenci olmadım. Birkaç daha girişimim oldu işte. Hep böyle ticaret sitesi kurdum başka bir ortağımla. O işi başaramadık. Döndük, başka bir işler yapmaya çalıştık. En sonunda şuna geldi, ben bu hayatı öğrenmem gerekiyor ve hayatı öğrenmem için de bir profesyonel bir hayatı görmem lazım. Çünkü ben satmayı biliyordum ama arka tarafta bambaşka hikayeler olduğunu göremiyordum. Daha sonra işte profesyonel bir hayata dönmüştüm. Emre ile de ortağımla da orada tanışmıştık. Orada aslında 8. ayımda. Emre de bu arada olduğu yerde de çok kariyerli bir şekilde ilerliyordu. Ben ona ilk teklifi, Mobven'i kuralım dediğim zaman aslında pek kabul edeceğini düşünmemiştim. Ama işte o da hiç düşünmeden sağ olsun kabul etti. Bence birinci hikaye de burada başlıyor. Yani ikimiz iki tane inanmış girişimcinin. Hatta ben teklif ettikten sonra şey demiştim ona. Şok olmuştum hemen kabul edince. Sen bir gün daha düşün demiştim. Bu sefer çünkü siz ne kadar girişim yapıp batırsanız da karşındaki de hiç böyle bir şey yaşamadıysa sana bir kere kolay gelebilir ama karşındakine zor gelme durumu vardı. Sağ olsun o düşünmedi de ve kabul etti. Biz de gittik şirketlerimize, dedik bir yol planı çizmiştik. Atıyorum 3 aylık bir plan çizdik. Biz 3 ay içinde yerimize şunları koyacağız. Bu adamları onboard edeceğiz, şu projelerimizi bitireceğiz. Sonra ayrılacağız. Bence ikinci hikaye de bizim orada başladı.
Çünkü çok da şirketin de bizi sevdiğini düşünerekten şunu bekliyorduk biz orada. Süper arkadaşlar. Yani sizi destekliyoruz. Hatta buyurun biraz da funding yapalım. Ama onlar bizi o gün işten çıkardılar. Ya dediler ki hemen bugün bırakın. İşte aslında biz bir 3 ay plan yapmıştık. Böyle biraz hazırlıksız yakalanmıştık. Ama o hazırlıksız yakalanmak belki de. Çünkü sudan çıkmış balığa dönüyorsun ama artık hiçbir çıkışın yok. Tamamen hakikaten. Ya yapacaksın ya yapacaksın. Yapacaksın. Belki o 3 ay içinde her şey değişebilirdi. 3 ay içinde para biriktiriyorduk. İşte fikirlerimiz değişebilirdi. İş planı değişebilirdi. Dönem değişebilirdi. Yeni hani, bir proje gelebilirdi. Yeni bir proje gelebilirdi. Maaş değişebilirdi. Cazip gelebilirdi. Evet. O yüzden öyle ayrılıp Mobben'i kurduk. İki aslında işletme mezunu. İki ortağız. Satılana kadar da Mobben'i biz Emre'yle ikimiz yönettik. Daha sonra Okan da aynı oldu bize teknik tarafta. İşte 2 yıl sonra. Ama Mobben, mobil uygulamalar yapan, yazan, satıldığı Türkiye'nin en büyük yazılım firmalarından bir tanesiydi. Ve kendi alanındaki ve iki girişimcisi de aslında mühendis olmayan. Evet, aslında bugün bakınca hani bu no code girişimcilik, kod yazmayı bilmeden teknoloji girişimcisi olma işinin siz canlı örneğisiniz. Evet. Evet, evet. Orada da büyük bir başarı var. Nasıl oldu da hani nasıl cesaret ettiniz tarafı bir ama ikincisi nasıl yönettiniz? Nasıl cesaret ettiğimizi inan biz de çok bilmiyoruz. Yani tamam. Şöyle aslında hikaye şöyle abi. Yani işin içine girdikçe sen işin ne kadar zor olduğunu görüyorsun. Yani cahillik erdemdir. Hakikaten bizim için erdemdir. Yani ben şu an bir daha Mobben'i kur deseler. Bu kadar ismimiz var. Yani sonuçta biz Mobben'iz ama bir Emre Serter ağırlığı şirketimizde çok yüksek. Yani bir müşteriye gittiğimiz zaman belki Mobben'i bilmiyorlar ama Emre Serter'i biliyorlar. Ona bir rağmen, kredibiliteniz var tabii. O kredibilite olmasına rağmen ve hatta bizim Mobben'i kurduğumuz 30.000 TL ile kurmuştuk. 30.000 TL de bir destek vardı. Girişim desteği veriyordu devlet. Onunla kurmuştuk. Yani işte 30.000 TL'nin bugünkü belki ağırlığı 250.000 TL'dir. Hani atıyorum 200.000 TL'dir. Tamam şey bilmiyorum. Bana bugün 5.000.000 TL versen cesaret bırak kapısından bile geçemem. Geçemez. Hani Emre de aynı şekilde ve aynı şeyi yapamam. Sonuçta müşteriye de gidip bunu anlatamam. O gücümüz, o şey, enerjimiz belki yok. Çünkü ne kadar zor bir business olduğunu gördük ama hep severek yaptık. Yani ilk günden beri. Çok nasıl diyeyim, iki böyle sen tabii bildiğin için bizim Emre'yi de beni de birbirimizi tamamladığımız ama dışarıdan insan tabii bilmiyor. Yani bizim hakikaten bir puzzle'ın iki parçası gibiyiz. Evet, aslında orada ben bir açıklama yapayım sizi tanıyan insan olarak. Emre ve Serter birbirinden tamamen farklı iki insan. Uğraşları başka, hayattan aldık, keyif aldıkları alanlar başka, tarzları başka. Yan yana gelseler de ortak demezsiniz. Ama bence hani ortak iş yapmanın altın kuralı, birbirinizi çok iyi tamamlıyorsunuz. Birbirinizin arkasında çok iyi duruyorsunuz. Birbirinizin alanlarına bulaşmıyorsunuz. Bence. Ben her ikinizden de ayrı ayrı bunu işte Serter'e sorayım, bunu Emre'ye sorayım dediğinizi biliyorum. İşte bir projede ya tamam ben inanıyorum ama Emre inanmıyor, dolayısıyla yokum dediğini biliyorum. O bence çok önemli. Çünkü şöyle de yaptık. Yani bu aslında beraber aslında karar aldığımız bir karar da değildi. Yol ortasında biraz belli oldu. Hakikaten Emre'nin çok iyi olduğu alanları var. Evet. Ve bence ben hayata şöyle bakan bir insanım. Ben her şey yapabileceğime inanan bir insanım. Evet. Yani iyi yapmak, kötü yapmak ayrı bir şey. Ama ben her işi öğrenebileceğine inanan bir insanım. Ama Emre'nin yaptığı işe geldiği zaman bana hep şunu göstermişti o da. Burası benim alanım. Evet, mesela Emre'nin çok iyi bir finansal yetkinliği vardır. Çok iyi bir işte Excel kullanımı çok iyidir. Ben de aslında tablolar konusunda müthiş. Çok iyidir. Business modellemesi mükemmeldir. Ben de bu arada ya eski şirketimde bunu yapıyordum ama Emre'nin bir günde yaptığı şeyi ben belki o çok severek yapıyor. 10 günde yani üfle üfle yaparım ama yaparım noktasındaydık. Ama benim de başka güçlü olduğum alanlarda işte yönetim kısımlarında, satış taraflarında, işte ilişki yani müşteri tarafında ve işte biraz daha şuydu bizim Emre diyordum mesela biz sonuçta sıradan 4-5 kişilik bir mobil uygulama firmasıyken işte bir havayolu firmasının işini almak için anlaşma yapmaya bağladığımızda o kadar emindim ki Emre'nin arka tarafta modeli çok iyi kuracağını ve onu kuruyordu. Ama o modeli execute etmek hep bana düşüyordu. Bizim hala müşterilerimizden çoğu Emre'yi ne tanırlar ne ederler. Aslında bu güven olayı. Hala aynı güven bizim için devam ediyor. Peki birkaç kere o arada siz Mobben'i kurdunuz. Eminim hayat her gün günlük güneşlik olmadığı, zorlandığınız zamanlar oldu. Biliyorum bazı ihalelere girdiniz.
en iyi teklifi vermiş olmanıza rağmen alamadınız. Üç kere. Bazen ihaleye girdiniz, dediler ki çok gençsiniz, siz gidin. Sen birisine babanla gitmişsin, onu o hikayeyi basından okudum mesela. Bunlar güzel. Ama sonra da teklifler geldi. Şeyi merak ediyorum, ne zaman tamam bu teklifi kabul edeceğiz dediniz ya da kafanızda bir rakam mı vardı, o nasıl oluştu, o satışa giden o karar süreci... Ben şirketi kurmaya karar verdiğimde Emre'yle bir gün oturduğumuzda birbirimize şu soruyu sormuştuk. Ne zaman? Ya da ne olursa ya da nedir bu şirketi kurmamızın son noktası? Yani 1 milyar dolarlık şirket haline gelmek mi? Yoksa başka bir satisfaction mı seni mutlu ediyor? Emre şunu demişti, ben demişti, Mobben yapar desinler. Benim için o zaman biz bu işi başardık demek. Çok güzel. Çok bence aslında güzel bir güzel şey. Hedef. Benim için mesela... Net hedef. Bununla beslenen bir insan. Hani sonuçta biz hakikaten her şeyi... Yani ben böyle çok girişken, çok konuşan bir insanım. Aslında satış tarafında bu bazen insanlara şey veriyor. Negatif bir impact veriyor. Çünkü çok şey söylemek istiyorum ama bunların hepsini inanarak söylüyorum. Hani tabii. Ben bunları hakikaten yapabileceğimi inandığım için söylüyorum. Hatta bir gün demiştim, kendime bana eleştiri ver. Ya ben kendimi böyle görüyorum. Acaba insan yanlış mı anlıyor? Hakikaten Emre inanıyorum. O da demişti ki bana, zaten inanmasan bunları söyleyemezsin. Bence de tabii. Demişti. Eskiden şey stresi vardı, maaşları ödeyebilecek misin? Yani bu çok büyük bir stres. Tabii. Yani arkadaşlarımız bize böyle gruplara bakarlardı, profesyonel çalışanlar. Ben de onlara bakardım. Yani sonuçta iç yüzümüzü bilmiyorlardı. Hani çünkü tabii. Biz yazılım firmaları olarak bir aseti olmayan insanlar firmalar olduğumuz için bizim bütün ödememiz, yükümüz de maaş. Maaş ve iyi insanla çalışıyorsun. Ve iyi insanla çalışıyorsun ve banka tarafta kredibiliten yok. Yani bugün bir inşaat yaparsın, adam gidiyor oraya ipotek ettiriyor. Bir hani para sıkıştığı zaman senin alabileceğin yerde para yok. Evet. Hani istediğin kadar dünyayı... Kodları göster. Teminat olarak veremeyeceğine göre. Sözleşmeler bile bir değer göstermiyor. Evet. O yüzden bu noktadan sonra biraz daha Mobben'i daha dünya markası yapmak için ne yapabiliriz konuştuğumuzda iki tane yolumuz vardı. Bir tanesi işte bu exit'ti. Büyük bir firma exit. Bizim aldığımız tekliflerden, biz çok fonlardan almaya başlamıştık yatırım teklifi ama biz hiçbir zaman, yani bizim işimize 50 milyon dolar daha koysan biz gidip iyi bir bankanın işini almıyoruz. Evet. Yani bu şey gibi de değil. Para değil sadece, bize stratejik bir şeyler lazımdı. Orada bile seçici davrandık. Yani sonuçta ülkemize de Avrupa'nın en büyük IT firmalarından bir tanesini getirmeyi başardık. Dediğim gibi bir seçeneğimiz oydu, bir satmaktı ya da ikinci seçeneğimiz de birimizin ya da belki ikimizin o ülkeye artık tamamen yerleşiyor olmasıydı. Orada tekrar bir girişimcilik hikayesinin baştan başlaması lazımdı. Onun yerleşmesi için de Türkiye'deki Mobben'in tamamen artık kendi ayaklarının üzerinde duran bir hale gelmesi gerekiyordu. Bu da zaman alacak bir noktadaydı. O yüzden bu son exit'i hedefledik. Aslında exit'imizde de 2017'de anlaştık ama 2019'da exit ettik. Çünkü hem çok dolar fluctuation çok oluyordu dönemimizde. Bir de çok titiz davrandık. Yani baktığınızda aynı firma bize 2016 yılında da gelmişti. O zaman da exit etme şansımız vardı. Baktığınızda 2012 Ekim'de kurduğumuz bir firmayı, işletme mezunu, bu alanı bilmeyen iki ortağın kurduğu firmayı 4 sene sonra kurduğumuzdan o zaman 80-90 katı multiply'la koyduğumuz parayla belki satma imkanı vardı. Satmadık. Sonra ondan 2 sene sonra da artık kaçınılmaz son geldi. Bu arada demek ki işi iyi yönetiyordunuz. O şirket size kalın işin içinde, siz yönetmeye devam edin dedi. Yoksa hala Mobben siz iki ortak tarafından yönetiliyor. Bu bir büyük bir başarı öyküsü. Son bana bir de birkaç cümleyle şunu anlat lütfen. Rekabeti nasıl yönetiyorsunuz? Neden soruyorum bunu? Çünkü Türkiye'de hep rekabet konuşulunca şeye geliyor iş. Bende daha ucuzu var. Sizin stratejiniz ne? Nasıl yönetiyorsunuz? Bir onu kısaca söyle, kapatalım. Biz bir kere hiçbir zaman ucuz olmadık. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Emre ile en büyük kavgamız, en büyük tartışmalarımız burada çıkardı. Çünkü müşteri yüzünde ben bütçeleri biliyorum, rakiplerin fiyatlarını biliyorum. Dönüyordum, Emre derdi ki biz bu fiyatı satamayız. Ve öyle bir rakam çıkartırdı ki, yani hakikaten şu tartışma, ben onu dönüp müşteriye bile söyleyemezdim. Ama söylemek zorunda kalırdık sonuçta. Hiçbir zaman bir kere kaliteden önem vermedik. Bizim hep yaptığımız şey şuydu. Biz ilk kazandığımız, ya biz 2016 yılına kadar şirkette en az maaş alan iki ortaktık. Yani 4 yıl boyunca. Hep kazançlarımızı ya yurt dışına bir yere koymaya yatırdık ya da iyi recruitment'lara yatırdık. Bu da ne demek aslında? İşin kalitesini sen yaptığın sürece bir gün o kalite sana kesin geri dönüş yapıyor. İkincisi, çok iyi bir şeyimiz vardı, rakip analizimiz vardı. Yani biz danışman kökenli olmamızdan dolayı da bu olabilir.
Yani ben her müşterimin, her rakibimin şu an kaç kişi çalışıyor, hangi projede varlar, belki projenin ölçekleri ne zaman bitecek, nasıl yönetiyorlar. Yani bunu o kadar iyi analiz ediyorduk ki biz bir müşteriye gittiğimizde şunu bile hissediyordum artık bir saatten sonra. 2 ay sonra bu projesi bitecek ve bu müşteriden memnun değil, bu saplardan memnun değiller. 2 ay önce gidip kendimizi tanıtırıp o iş hep bize doğru kayardı. Ve hiçbir zaman müşteriyi bırakmadık. Yani biz işte Türkiye Hava Yolları'da çalıştığımızda 2016 yılıydı. 2013 yılından beri 3 sene boyunca her 2 ayda bir ben mutlaka orada bir ya sunum yapıyordum ya bir kendimizi anlatıyorduk. Anlatmak, devam etmek ve hep onlara bir yol haritası çıkartıyorduk. Benim düşüncem o, biz kaliteden hiçbir ödün vermememiz ve insana iyi yatırım yapıyor olmamız. Sonuçta baktığınızda 2012'de o kadar teknopark firması da yoktu. Biz 2013'te girdik teknoparka ve 25 metrekare bir ofise girdik. Orada da o network'ü de iyi kullanmıştık. Benim düşüncem dediğim gibi burada kalite ve dediğim gibi insana yatırım yapıyor. Doğru insana yatırım yapmak bizim orada rekabette öne çıkardığını düşünüyorum. Evet, bana kalırsa bu çok önemli. Yani iyi iş servis etme odağında olmak, kaliteden ödün vermemek. Çünkü Türkiye her ne kadar bugün ucuzluğuyla da övünüyor olsa bence en çok başına bela olan şey de ucuzluğu. Biz iyi insanlar, iyi şirketler, büyük bir ülke ekonomi yaratmak için mutlaka her işi hakkı olan paraya satmayı öğrenmeliyiz ki sonra o işleri büyütecek, geliştirecek bir finansman kaynağımız olsun. %100 katılıyorum. Hatta ben her satış sonunda şunu söylerdim. Derlerdi ki sizin fiyatınız çok yüksek. Ben derdim ki bizimki yüksek değil. Onlar ucuz. Bunların ikisi arasında çok büyük fark var. Yani yüksek olmak ne demek? Bir yerle benchmark ediyorsan ve piyasayı bilmiyorlar ve ya sonuçta yazılım firmalarının biraz da mühendis kökenli olmasından da kaynaklanan bir noktası var. İki kişi ucuz verdiyse senin de ona vermek zorundasın diye bir şey yok. Yanlış firmaya gitmişsiniz. Hatta ben artık şu noktasına şuna gelmiştim. Şundan gidin teklif alın derdim. Bunlardan teklif alın derdim. Ki görün noktasındaydım. Evet. Dediğim gibi bence dediğim en güzel şey de oydu. Biz hiçbir zaman pahalı değiliz. Diğerleri ucuz deyip kalitemizi ortaya çıkartıyorduk. Çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Biz Gelecek programının daha sonuna geldik istemesek de. zaman sınırıyla yarışmaya kalkışınca ancak bu kadar toparlayabiliyoruz ama belki bir başka programda tekrar beraber oluruz. O daha başka bir şey, başka bir konu olan. Yine girişimci olarak Sertel bizle beraber olur. Çok teşekkür ederiz ben bizimle teşekkür beraber ederim. Olduğun için. Senin, Emre'nin, Mobve'nin yolu açık olsun. Sağ ol, teşekkür ederim abi.